Şimdi önce bir kere neyin içinden geliyoruz? Tarihteki en sert ve hızlı faiz yükseltme çalışmadan bir tanesinden geliyoruz. Burada bazı örnekler var. 99, 2000, 2004, 2006, 94, 95, 2015, 2018. Bu yaşadığımız şey tarihiydi. Bir kere bunu bir ortaya koyalım. Daha böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bu kadar hızlı ve sert yükselen. Ve süresi de uzun. Yani normalde faiz yükselişleri bu kadar uzun süre yüksek kalmıyor. Bir 70'lerde işte olan bir dönem var. O dönemde ama enflasyon çok yüksek. Onun dışında yani daha yakın tarihe gittiğimizdeki en uzun süren faiz lerin yüksek kalması süreci ikinci. Yani şurada bir işte Haziran 2006, Eylül 2007 vardı. Burada da Temmuz 2023'ten beri sürüyor. 14. aya geldik. Sonra işte 6'a 7 aydır faizler yüksek duruyor. Ondan önce sürekli yükselterek geliyorlardı. Bu kere bu tarihte görülmüş bir şey değil. Bunu bir açmakta fayda var. Ve artık sonuna geldik. Yani sonuna gelmemek de mümkün değil. Çünkü piyasa biraz dağılmış durumda şu anda. Ve bunu uzun zamandır aslında hazine kağıtları fiyatlıyor. Yani Fed'in faizleri indirip indirmemesi başka bir konu ama piyasa zaten hazine kağıtları üzerinden faizleri zaten indirdi. Burada 2 yıllıklarla Amerika'nın hazine kağıtları 2 yıllıklarda Fed'in faiz oranı arasındaki farkın nasıl açıldığını görüyoruz. Tarihteki en yüksek pozitif açılışlardan bir tanesi. Yani Fed'in faizleri, Fed Fund Rate, piyasanın belirlediği 2 yıllık faizlerin çok çok ilerisinde. Bu yine burada görüyorsunuz tarihte gelmiş gitmiş en yüksek zirvelerden bir tanesi. Yani burada daha fazla dayanması mümkün değil. O yüzden hani hala şeyi konuşanlar bile vardı. Yani YouTube'da alttaki yorumları okuyorum bazen. Hocam indirmeyecek falan filan diye indirmemesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü hani bırakın enflasyonla mücadele vesaire. Zaten şu farkın bu kadar yüksek olması sürdüremez bir konu. Normalde bakın 2008-2009'dan sonra nerelerde gitmiş? Burası Covid döneminde eksilerdeydi faizler. Şimdi de böyle aşırı bir pozitifte ve tabii yoruldu. Bütün işletmeler yoruldu, şirketler yoruldu. Böyle tarihi bir yerden geliyoruz. Fakat piyasa diyor ki bu iş düşecek. Düşecek derken de 50 bas puan indirip olup olmayacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Hatırlarsanız yılın başında ben çok pozitiftim. 2023'ün başında. Amerika'nın enflasyon sorununun bittiğini ve yılın ilk 3-6 ayında faiz indirimleriyle karşılaşabileceğimizi konuşuyorduk. Yani en geç Haziran diyorduk. Bütün piyasada öyle düşünüyordu. Sonra Ocak, Şubat, Mart çok yüksek enflasyonlar geldi. Birkaç tane kalem bizi yordu orada geçiş dönemi vesaire derken o beklenti sıfırlanmıştı. Temmuz'a itibaren yükseldi beklenti. Bugünlerde zirveye geldi 50 bas puan indirim. Şu anda biraz önce perakende satış verisi de geldi. O da pek bir şey değiştirmedi. An itibariyle baktığımda 50 bas puan indirme ihtimali piyasanın bunu nereden fiyatlıyoruz? Tahvil fiyatlarındaki hareketlerden fiyatlıyoruz. %66, %34'lük sadece bir 25 bas puan ihtimali var. Bu tesadüf de bir şey değil yani bunu planladı FED. Geçen haftaya kadar herkes 25 bas puan bekliyordu. Ben de dahil. Sonra birdenbire önce Nick Timmerhouse'un makalesi çıktı. FED 50 düşünüyor dedi. Bir baktılar piyasaya o gün ne oluyor. Çünkü korku şuydu bence FED tarafında. 50 dersek resesyon korkusu mu bindiririz piyasaya? Yani ani paniğe mi neden oluruz? Biz bunu bir deneyelim dediler. Nick üzerinden o gün şey yaptılar. Haberi sürdüler piyasaya. Piyasa yükseldi. Discord üyeleri biliyorlar. Pazartesi günü veya pazar akşamı dedim ki yani bu Nick Timmerhouse'un makalesiyle ihtimaller 50-50'ye geldi. Yani %50 itibariyle 50 bas puan, %50 itibariyle 25 bas puan. Fed buna razı olmaz. Fed çünkü beklenti yönetmeye çok istiyor ve 50-50 bir beklentiye girdiğin zaman ve Fed kararı çıktığında yatırımcıların yarısı mutsuz olacak tahvil yatırımcılarının ve o büyük kaos yaratır. Çünkü bir anda işte ani tahvillere alım satımlar gelir piyasa karışır. Fed öyle karışıklık istemiyor. O yüzden dedim yeni haberler servis edeceklerdi. Nitekim dün Financial Times'ta önemli bir haber çıktı. Jay Powell'ın karşılaştığı ikilem diye. Financial Times çok önemli Amerika'da hala. Ve Financial Times'ta da 50 bas puan olacağı haberi geldi. Dün ben ona ulaşamıyorum. Bloomberg terminali olanlar ulaşabilirler. Bloomberg'de de yine bir opinion piece. Yani Bloomberg'de aslında terminlerde pek öyle opinion dediğimiz makale az yayınlanır. Daha ziyade haber yayınlanır. Orada da bir opinion piece yayınladılar. Bloomberg da olaya katıldı ve dediler ki biz 50 bas puan görüyoruz. Yani bu işi bitirdiler ve işte ondan dolayı dün zaten beklenti 66'ya fırladı. Bir ara 68'lere kadar falan da gitti. Şimdi oradan biraz düşmüş durumda. Beklentiler de yükselerek gittiler. Yani 50 bas puanı bu nedenle garantilemiş durumdayız. Şu andaki görüntü bundan 2 puan geride. Burada 68'e 32 idi ben sabah baktığımda. Perakendeden sonra 66'ya 34 geldi. Bir şey değişeceğini düşünmem. Fed sürpriz yapmaz. Yani zaten ne kadar sürpriz yapmanın şu grafik ortaya koyuyor. Böyle çok çocukça şeyler oluyor. YouTube'da da okuyorum böyle altta. Hocam Fed ters köşe yapacak. Yani Fed niye ters köşe yapsın? Fed bizde maç yapmıyor arkadaşlar. Fed bir takım misyonları var. Onları yerine getirmeye çalışıyor. Ve baktığınızda sürpriz endeksine bu şeylerin çubukların yüksekliği yukarı veya aşağı doğru sürpriz. Yani Powell döneminde sürpriz pek yok. Bir tane var. 75 bas puan yükselttiği bir dönem var. Piyasa daha düşük bekliyordu. Hatırlayın bu bankacı krizi sırasında. Bir orada sürpriz var. Onun dışında adamın sürprizi yok yani. Sevmiyor öyle sürprizleri. Niye? Çünkü sürpriz demek karmaşa demek. Bu adamlar da kariyerlerini düşünüyor. Ortalığı karmaşaya bırakmak istemezler. Artı yarın mesela 25 bas puan
derse sürpriz çubuğu şu olacak. Pek sanmıyorum böyle bir sürpriz çubuğunun olacağını şu an kadar tarihte görülmemiş. Yani piyasa beklentisiyle Fed'in açıkladığı faiz arasındaki farkı ölçmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bence tabii ki yani bugün gün içerisinde izlemek lazım. Ama 50 bas puan artık garantili diyebiliriz. Yani sürprize pek pay bırakmadılar orada. Gün içinde yine siz de gidin Fed Monitor diye bakın. Fed Rate Monitor diye. Bugün Discord grubuna linkini verdim. Zaten bilenler vardır. Investing.com'da görebilirsiniz. CME'nin Futures vadeli piyasalarında görebilirsiniz. Oradan bakın. Yani o 66'larda falan gidiyorsa yani 60'ın üzerinde durması lazım. 66 düşerse biraz daha 50-50 olur. O orada gittiği sürece değişmez. Fed'in yöneticileri konuşma yasağı dönemindeler şu anda. Konuşamıyorlar. Fakat dün eski Fed yöneticileri konuştular. Advisor'lar konuşabiliyor. Bunlar para komitesinde değiller. Fed'e tavsiye verebilen eski Fed üyeleri. Onların hepsi 50 puan dedi abi. Yani bu daha bariz hani bir 50 puan şeyi ben hiç görmemişim şimdiye kadar. Bunu ilk 3 günde insanları kabul ettirdiler ve şu anda hazırladıkları şey de bu 50 puanı resesyon da yok haberiyle beraber piyasaya nasıl yedireceğiz? Şimdilik piyasa yemiş gözüküyor. Piyasa şimdilik bu fikri satın almış durumda. Çünkü bir de şöyle düşünceler var. Burada 25 bas puan indirirse resesyon sertleşebileceği için veya resesyon geleceği için daha sonra daha çok indirmek zorunda kalabilirler. O zaman esas enflasyona geri getirebilirler diye bir görüş de var. Yani bir sürü bu 50 bas puanı destekleyen görüş şu anda karşımızda. Şimdi buradan sonra ikinci soru şuna geliyor. Yani bir kere faiz indirimleri piyasaya ne yapar? 50 bas puan ne yapar? İkisini ayrı ayrı tartışmak lazım. Faiz indirimleri ne yapar dediğinizde böyle bir takım işte yine ezberci kardeşlerimiz faizler her indiğinde Amerika resesyona girmiştir ve piyasalarda çökmüştür gibi tamamen gerçekten uzak şeyler söylüyorlar. Aslında hikaye daha basit. Fed faizleri resesyonu içine doğru indiriyorsa, resesyon çıkıyorsa bu durumda piyasalar çöküyor. Ne demek istiyorum? Normalde aslında Fed neden faiz indirmeye başlar? Piyasalar aşağı doğru gidiyor diye indiriyor. Yani ekonomi yavaşlıyor diye indiriyor. Bu durumda Fed faiz indirince resesyon sertleşiyor diye piyasa korkup kağıt satıyor. Oysa eğer Fed indirimlerinden sonra, Fed'in faiz indirimlerinden sonra eğer resesyon oluşmuyorsa bu durumda piyasalar yukarı doğru gidiyor. Yani bunun farklı aylarda gidişatı var. Mesela faiz indiriminden bir hafta sonra hep eksideyiz. Yani bu haftayı biraz ekside beklemeye şaşırmamak lazım. Çünkü o dönüşümler yaşanıyor. Bir ay sonrasına baktığımızda faiz resesyon olmadığı durumlarda piyasa yukarı gitmiş. Kazanma rasyosu %86 civarında. Yükseliş %4.2. Kazanma rasyosu demek yani 100 seferin kaçında yukarı çıkmış? 86'sında yukarı çıkmış birinci ayda. Üçüncü ayda resesyon varsa piyasa çöküyor. %7.5'luk iniş var. Resesyon yoksa %8.6'lık çıkış var. %100 bu ihtimal. 6 ay sonra faiz indirimlerinden %3.5 daha iniyor piyasa. 20 puan %20 ihtimal bu. Kazanma ihtimali çok düşük. Hep kaybediyor piyasa. Oysa saat sütuna baktığımızda kazanıyor. Yani 12. aya geldiğimizde ortalamana baktığımızda eğer resesyon yoksa faiz indiriminden sonra hep piyasalar yükselmiş. Ve yükseliş ortalaması %15.4. Bundan dolayı tek sormamız gereken konu kendimize resesyon var mı yok mu? Resesyon yoksa faiz indirimi süper güzel bir şey. Resesyon yoksa faiz indirimi süper kötü bir şey. Ben olmadığını düşünüyorum. Zaten bugün gelen perakende verisi de resesyon yok diyor. Şu anda yok diyor. Yani 2025'te ne olur onu bilmiyoruz şu anda. Ama şu anda resesyon yok diyor. Böylece Fed tarihte çok nadir olan şeylerden bir tanesini yapıp henüz resesyon yokken faiz indirmeye başlıyor. Okay. Hikayenin şeyi bu. Bundan dolayı sağdaki tablonun gerçekleşme ihtimali soldaki tablodan daha fazla. Bir yıllık vadeden bahsettiğimizde bakın ilk hafta her iki tablo da ortak karışıyor. Yani yarın ne olacağı konusunda bir şey bilmek zor. Ama eğer resesyonsuz iniş varsa birinci aydan sonra geçen dönemler hep artmış. Tabii bu bir istatistik. Geçmişin istatistiği. Yani geçmişin istatistiği bugün de aynen gerçekleşecek diye bir şey yok. Piyasa koşulları değişiyor. Büyük oyuncuların ne yapacağını kestiremeyiz. Ama tarih bize diyor ki resesyon yoksa faiz indirmeleri iyidir. Peki resesyon var mı? Resesyonla bizi korkutan taraf işsizlik verileri oldu. İşsizlik verilerinde resesyonun çok üstünde olumlu yerlerdeyiz hala. Yani yine bu haftaki rakamları takip edeceğiz. İşsizlik işte 4.2'ye indi yüzde. Bu COVID öncesi işsizlik oranları şurası görüyoruz. Bir sorun yok. Yani evet biraz tehlikeli bölgeye doğru gidiyor. Fakat bu tehlikeli bölgeden aşağıya doğru sert kırılmayı ne zaman yapar piyasa? Ümit yoksa yapar. Şimdi bugünlük 50 bas puanlık indirim gelirse ve biraz sonra duracağız üzerinde projeksiyon ileriye dönük de hızlıca yani bu yılın sonuna kadar 100 bas puanlı 125 bas puanlık bir indirim ortaya koyarsa Fed. Çünkü Fed bir de bize projeksiyon tablosu verecek bu sefer. Bir önceki toplantıda yoktu. Yani şu dotlar var da onu verecek. Şimdi sen o zaman girişimcisin ne düşünürsün abi? İşler canlanacak diye düşünürsün. Çünkü çok basit aslında. Faiz indirimin etkisine birkaç yerden bakalım. Bir tanesi paranın maliyeti ucuzluyor.
Bu çok iyi bir şey. Daha ucuza para buluyorsun ki 125 bas puanlık bir faiz indiriminin çeşitli kategorilerdeki faizler üzerindeki etkilerini biraz sonra göstermeye çalışacağım. Oyun olumlu. İkincisi, faizler ince, dolar da iniyor. Yani dolar düşecek. Doların düşmesinin olumlu etkisine S&P 500 şirketlerine baktığımızda S&P 500 şirketlerinin gelirlerinin kabaca %70'i yurt dışında. Dolar yüksek olduğu zaman o geliri kendi bilançolarına daha düşük kaydediyorlar. Hani bazen yapıyoruz ya bilanço analizlerinde dolar sabit olsaydı geliri böyle olurdu diye. Bu durumda doların düşmesi demek bu şirketlerin bilançosunu yukarı doğru taşıyacak. Yani gelirleri artacak demek. Biz eninde sonunda şirketlere yatırım yapıyoruz. Hisse senedi yatırımcılar için söylüyorum en azından. O yüzden olumlu. Bir yandan petrol düşüyor. Yani petrol çok iyi seviyelerde. Petrol de şirketler için olumlu. Çünkü maliyetlerini ciddi bir bölümü petrol veya türevleriyle ilgili. Bir yandan faizler de düşüyor. Yani bunun bir yıl içerisinde resesyon yoksa ekonomiye iyi gelme ihtimali yok. Bu arada resesyon varsa da ekonomiye iyi gelir. Ama piyasa düşer bir süre. Çünkü piyasa sentimental bir yer. Yani var resesyon var diye düşürebilirler. Fakat bu tablo bize diyor ki yani işsizlik var ama öyle kabus gibi değil. İşsizliğin de bir de olumlu etkisi de var. Çalışanların ücretleri fazla artmıyor. Yani işverenler oradan da mutlu. Petrol ucuzluyor. Dolar ucuzluyor. Dolar ucuzladığı için ihraç tarafında da gelirleri artıyor. Şirket için olumlu. Bugün gelen perakende satışını bu grafiği oturtamadım ama bir önceki perakende satışından Yardeni'nin grafiği bize diyor ki perakende satışları artmaya devam ediyor. Yani evet bu böyle artış hızında bir yavaşlama olduğu kesin. Ama artıyor. Borçlanarak artıyor. Kredi kartına yüklenerek artıyor ama artıyor. Tüketici tüketmeye devam ediyor. Bugünkü sayılar da onu söylüyor. Beklenen üzerine geldi. Çekirdek perakende aç her şey. Bir yandan da dün gelen enteresan bir veri daha oldu. Biliyorsunuz üretim sektöründe çok sorun var diyorduk. Yani üretim ISM'lere kötü geliyordu. Hatırlayın son gelen ISM'de ben bunu hep söyledim piyasa kabul etmedi. Burnu kaldırdı bu dedim. Hani küçücük de olsa uzun zamandır düşüyor hala tabii kötü bir ara. 50'nin altında 46 küsürdü. Ama böyle hafif kafasını kaldırdı bu ya dedim. Piyasa beklatmadı o gün. Ama dün etkisini gördük. Dün New York Manufacturing Index, burada eyaletler bazında da endeksler geliyor. Çok sürpriz 11 puan klasla geldi. Onun ölçümü şekli farklı. Ve bu şu ekran bize diyor ki bu yerellerin yani New York, işte Philadelphia, Dallas, Richmond farklı Fed bölgelerinin kırmızı çizgi ulusal ISM'i veriyor. Mavi çizgi de bu küçük eyaletlerin ortalamalarını veriyor. Diyor ki eninde sonunda ulusalla yerel birbirlerini örtüşüyorlar diyor. Yani New York Fed'inkinde tüm bir hesaplama hatası yoksa ve bir önceki gelen ulusal ISM'de de hafif yukarı doğru tıkı doğru kabul ediyorsak üretim tarafında da ekonomi rahatlıyor gibi gözüküyor. Dün ben New York Fed'in raporuna da baktım. Yeni siparişlerde ciddi artış var. Hizmet tarafında zaten sorun yaşamıyoruz. Hizmet tarafı biliyorsunuz yine 50'nin üzerinde kalmıştı. Yani üretim tarafında bir resesyon görmüyoruz. Perakende tarafında bir resesyon görmüyoruz. Hizmetler tarafında bir resesyon görmüyoruz. İşsizlikte hafif bir artış varsa da ve bozulma varsa da resesyon seviyelerine değil. Bu nedenle FED bence resesyon olmayan bir ekonomi içine indirim yapıyor. Hatırlayalım 2-3 saat önceye gidip bu durumda bir yılda geçmişteki olaylar kendi tekrarlarsa %15 civarında S&P 500'ün buradan yukarı doğru gitmesini beklemek bize mantıklı gözüküyor. Bana mantıklı gözüküyor. Sektörel bazda baktığımızda bu biraz daha enteresan bir çalışma yalnız. Burada da resesyon olmayan durumlarda faiz indirimi gerçekleşince hangi sektörlere bu yaramış? Resesyon varsa kimseye yaramıyor. Yani resesyon varsa daha doğrusu işte biraz daha defensiflere yarıyor. Fakat işin enteresanı resesyon yoksa da biraz yine öyle şirketlere yarıyor. Yani burada baktığımızda işte 6 ay sonrasına baktığımızda mesela sağlık sektörünün genelde yüksekliğini görüyoruz. %8.3 ve her seferinde yükselmiş. Yani %100 ihtimalle. 7 kere oluyor bu resesyonun içine olmayan indirim meselesi. Her seferinde yükselmiş. İletişim hizmetleri, communication hizmetler büyümüş. Discretionary yani zorunlu olmayan harcamalar büyümüş. Finansallar büyümüş. Bunların mesela büyümeleri 67, 50, 67 seviyede teknoloji o kadar büyümemiş. Bakın teknoloji burada %33 sadece büyümüş. Yani benim ağırlıklı olduğum hisseler diyelim. Staples yani işte böyle zorunlu harcamalar, işte ne bileyim Coca-Cola'lar, Procter & Gamble'lar, Walmart'lar bunlar iyi gitmişler hep. %67 civarında artışları var. Endüstriyeller iyi gitmiş, enerji iyi gitmiş. Yani bizim en azından benim için de o ağırlıklı olduğum teknoloji tarafı pek ilerlememiş. Russell'da pek gitmemiş aslında. Şimdi bu bana çok ilginç geldi. Yani bu grafik özellikle 3. ay sonunda yani küçük hisseler aslında düşüşte kapatmışlar daha belki indirimlerde. Ancak burada şeye geldi 6. ay geldiği bile eksiler hala. Bu sefer de biraz farklı olabilir. Çünkü Russell 3 yıldır yükselmiyor yani 3 yıldır yükselmeden geldi buraya. O zaman farklı bir sonuç olabilir. Çünkü şurada baktığımızda Russell'ın küçülüşü daha küçükmüş yani. Burası training 12 month yani oraya gelmeden önceki 12 ay ne diye. Russell oraya zaten yine eksi gelmiş. O kadar kötü değilmiş. Bu sefer daha kötü son 2-3 gün haricinde. Belki farklı olabilir ama yine de burası bize diyor ki faiz indirimlerinin yarayacağı yer ilk başta yine daha güvenli limanlar, sağlık, işte staples yani hızlı tüketim ürünleri, financials oraya daha çok yarıyor diyor. Bu tekrarlayabilir. Zaten aslında 3-4 gündür bunu görüyoruz değil mi? 3-4 gündür ne görüyoruz? Dow Jones yükseliyor. Dün de yükseldi.
Yani bir küçükler yükseliyor ama onlar çok dayak yemişti geliyorlar. Teknoloji şirketleri o hata o kadar da katılmadılar. Yani ilk gün bir Nvidia toparladı ortalığı ama ondan çok fazla katılmadı. Yani sektörel dağılımda da böyle bir şey görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Yani insanlar tabii bu faiz indirimleri, resesyon var mı yok mu falan yine de kendilerini pek güvenli hissetmiyorlar. Belki onda olabilir. Bir de benim tahminim bu dönemlerde para piyasalarından yani faizde yatan para borsaya gelmeye başlıyor. Ben hayatta gidip faize para yatırmam yani. Bunun inancımla ilgisi yok. Getirisine inanmadığım için. Yani ben hep ne yaparım ederim? Bir hisse senedi bulurum. Bir ETF bulurum. İyi piyasada, kötü piyasada hep onun yatırımını yaparım. Kim yapar abi para piyasasına yatırım? Altına yatırım yapan insanlar gibi insanlar. Yani biraz daha finansal bilgileri az. Kendimi güvende alayım. Rahat olayım diyenler. İşte parasını korumak isteyenler. Yani ben niye riske gireyim ki diyenler. İşte onlar geldiklerinde hisse senetleri ve gelecek bir bölüm mutlaka. Yani ne kadarı gelecek bilmiyorum. Mutlaka gelecek bir bölüm. Faiz çünkü %6'ın epey altına inecek. S&P 500'ün ortalama getirileri %7 civarı. Şimdi 6 ile 7 arasında değmez yani 6'da tut. Ama işte 6 iniyorsa 3'e 4'e ne yapacağım parayı orada? Bir kısmı gelecek buraya. Ama nereye gelir? Benim tahminim yani bizim çok teknoloji şirketlerine gelmezler. Tahmin etmiyorum yani. Daha güvenli limanlara giderler. Küçük hisselerde ilk başta gelmiyorlar. Bu grafik onu söylüyor. Daha güvenli yere önce gitmeyi tercih ediyorlar ve orada takip ediyorlar piyasa şeyini. Benim tahminim, bu benim iddiam en azından, temettü hisselerine çok gelecekler. Bununla ilgili biliyorsunuz bir temettü hissesi incelemiştik. Orada temettü hisseleri nasıl incelenir diye uzun uzun anlatmıştım. Çünkü benim tahminim para piyasalarında faize alışmış daha düşük riskli yatırım yapmak isteyenler temettüye gelirler. Temettüde de hangisine gelirler biliyor musunuz? Benim incelediğim şirkete pek gelmezler. Onlarda değil de daha ziyade büyük garantili temettülere gelirler. Yani yıllık %5 veren, %4 veren, %3 veren ama çok garantili büyük temettü firmalar. Coca-Cola'ya gelirler örnek vermem gerek diye tahmin ediyorum. Microsoft'un dünkü hata bununla ilgili olabilir. Microsoft'un biliyorsunuz temettü açıkladı. Temettü ve hisse geri alım açıkladı aynı anda. Hisseyi o yukarı tırmandırdı. Belki de Microsoft da bunu gördü. Biz de bu temettü oyunda yerimizi alalım dedi. Ve şu anda hani bu grafiği okumakta ben bile zorlanıyorum şu anda. O yüzden sizi zorlamıyorum ama faizler çok yüksek her alanda. İşte FED faizleriyle araç kredileri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Araç kredileri inanılmaz pahalı. FED faizleriyle kredi kartı faizleri. Kredi kartı faizleri Amerika'da %25'lerde. Korkunç. Acayip pahalı. Niye kredi kartı o kadar pahalı orada bilmiyorum. Bize biraz daha insaflı bizimkiler. Burada da mortgage kredileri de yine son derece yüksekler faizlerden dolayı. Niye bu önemli? Bu faizler düştükçe buraların canlanması lazım. Birkaç ayrı şekilde canlanacak. Bir tanesi bu grafik çok güzel anlatmış. Bu Fundstat'ın bir grafiği. Diyor ki önümüzdeki diyor dönemde 125 bas puan indirim olursa toplamda işte 50 yaparlarsa şimdi yıl sonuna kadar 125 ihtimalinin önü açılıyor. Farklı sektörlerde faizlerin ne kadar düşeceğini hesaplamış. Bakın mesela kredi kartlarında 22.76'dan 21.51'e orada nispeten düşük. Araç kredileri 7.83'ten 6.58'e. Burada farklı tüketici kredilerinde veya farklı kredi gruplarında 6.72'den 5.42, 5.91'den 4.66, 6.16'dan 4.91'e. Küçük şirketlere verilen kredilerde 9.40'dan 8.15'e ciddi faiz yükü azalmaları var. Bunun kime yarayacağına bakmak lazım. Bu mesela yatırım için para arayan endüstriyellere çok yarar. Mesela teknoloji şirketlerine çok yaramaz. Çünkü teknoloji şirketlerine zaten öyle borcu yok, harcı yok. Öyle çok paraya ihtiyaç duymuyorlar ki hiçbir parası bol hepsi. Onlar faiz düşükken parayı alıp yiyorlar kenara. Ondan sonra kullanıyorlar. Ama burada sanayi, altyapı, endüstriyeller onlara olayın yarayacağını tahmin ediyorum. Yani o yüzden de muhtemelen geçen dönemlerde de para biraz daha o bölgelere doğru gitmiş diye okuyorum ben grafiği. Bir de tabii tüketim artacak. Yani bu önemli konulardan bir tanesi. Amerika'da uzun zamandır insanlar mortgage kredilerini refinance etmiyorlar. Yani ne demek bu? Gidip daha düşük bir mortgage kredisiyle evine tekrar kredilendirip açığa çıkan parayı harcıyordu Amerikalılar. Böyle bir adetleri vardır. Onu yapamıyorlardı. Mesela oradan yine epey para gelebilir çünkü gayrimenkul tarafında insanların çok ciddi serveti birikmiş durumda. Bu grafik onu gösteriyor. Ve bu serveti paraya döndürmediler. Yani buradan da yine para girişleri borsalar olabilir. O yüzden olumlu noktadan bakacak olursak bize diyor ki sistem resesyon galiba yok. Resesyon olmadığı durumlarda FED faiz indirimleri piyasayı 12 ay içerisinde yükseltmiş. Bunun sebebi doların düşmesi, masrafların düşmesi, kredi faizleri düştüğü için demin gördük insanların parasının bollaşması, yatırımlara dönmesi. Her sektöre aynı şekilde yansımamış geçmişte. Yani buradan bu faiz döngüsü Nvidia'yı sıçratacak bir şey değil. Nvidia kendi yolunda gidecek. Yani teknoloji şirketleri yolu kendi yolları olacak. Burada daha mesela Apple'a daha çok yarayabilir tüketim ürünü olduğu için ama Tesla'ya daha çok yarayacaktır. Yani o çünkü discretionary'de biliyorsun. Zorunlu olmayan harcamalarda gibi yani otomobil olarak baktığınızda. Ama bizde olmayan bir sürü başka sektör var. Mesela işte REIT'ler var, gayrimenkul var. Yani oralara daha fazla yarayacağı %100 yani gidişat bunu gösteriyor.
Olumsuz yönle pek. Olumsuz yönde şu, Eylül ayındayız. Bir kere oradan bir sıkıntımız var ya. Yani. Onu bir ortaya koymakta fayda var ve görüşüme göre bu faiz indirimleri hep fiyatlanmış durumdalar. Yani ne kadar daha nefesimiz var bilmiyorum. Yani buradan sektörler bazında değişebilir. Hani demin dediğim gibi bazı sektörlere yine de para akacaktır. Fakat ne kadar bizi yukarıya doğru taşıyacak bir nefes var bilmiyorum. Çünkü zaten bu piyasanın faizleri fiyatlama şekli. Yani burası diyor ki 2026'da 2,5 ile 3 arasında gelecek faizler diyor. Yani şuraya gelecek. Current expectations bu. Jackson Hole'dan önce şöyle düşünüyorduk. Şimdi buradayız. Bu fiyatlanmış durumda demektir. Yani piyasa beklentisi fiyatlanıyor. Bu nedenle yani yarın ne söylerler de tekrar piyasayı acayip yukarı doğru zıplatabilirler konusunda bir bilgim yok açıkçası. Yani büyük oranda fiyatlandığını düşünüyorum. Bu gelecek şeyin şu grafiğe baktığında. Çünkü bu grafiği ben görüyorsam borsa oyuncuları çok büyük bölümü görüyorlar. Kripto gibi, altın gibi yerler istisna olabilir. Bitcoin diyelim, kripto demeyelim. Ama çoğu yerde bunun yani fiyatlamasının epey alınmış olabileceğini düşünüyorum. O yüzden yarın FED ne derse daha da ineriz. Şöyle bir şey olabilir belki yani kombinasyon olarak baktığımızda. Faiz 50 bas puan indirir. Bu şu tabloya tamamen uygun bir faiz indirim projeksiyonu koyar önümüze. Bunu bozmayan yani 2026'nın sonunda işte piyasanın öngördüğü %2,5-3 arasında söyler. Sonra piyasada resesyonun olmadığını bize rahatlatacak bir şeyler söyler ve ikna edebilir piyasayı. Ve bir yandan da belki parasal sıkılaştırmada da hafif bir yumuşama gösterebilir. Bir unutmayın bir de parasal sıkılaştırmayla uğraşacak. İki yönden bir parayı yakıyorlar bir faiz yükseltiyorlar. Bu kombinasyon tamam olursa yukarı doğru yön görürüm. Ama onun dışında yani yukarı doğru yönümüzün bir bölümünü bu aldırdılar bize gibi geliyor bana. Tabii yanılabilirim. Yani bunu kestirmek %100 kolay değil. Bir de hani yarınki ilk tepki çok da ciddi anlamlı bir şey değil bence ama hani o ilk tepkiyi bilmek de çok mümkün değil. Ama hani buradan böyle kısa vadede borsa süper yukarı çıkartacak bir şey yok. Ancak demin anlattığımız süreçler işleyince olacaktır. Yani faizler indiği için şirketlerin karı artıyor. Döviz indiği için şirketlerin karları artıyor. Üçüncü çeyrek bilançolarında, dördüncü çeyrek ve daha sonrası için daha iyi şeyler söylüyorlar bize. Ve önümüzde gelecek veri setlerinde de Amerika'nın hakikaten resesyona girmediğine ikna oluyoruz iyice. Ancak o zaman artış gelir gibi geliyor. O yüzden hani yarından sonraki ilk 3 ayda böyle bir acayip bir şey beklemiyorum. Yani ne gelebilir haberde çok zıplatır bizi. Ben bugün çok uğraştım düşündüm. Ben bulamadım açıkçası. Sektörel farklı bakıyorum. Sektörde var zıplayacak olanlar. Yani uzun zamanı dayak yiyenler. Garantilince yükselecek olanlar. Ama onun dışında ani bir şey olmayacak. Bir de şeyi de düşünmeniz lazım. İşte bu para fonlarındaki %6'lar da bir anda çökmeyeli bas puan çünkü. Yani bir anda orayı da öldürmüyor. Hani oralardan da böyle buraya bir akın akın para geleceğini düşünmüyorum. O yüzden vadeniz kısaysa bence yarın sıkıntılı yani bana sorarsanız. Bir de Eylül ayı kriterlere gelecek onu anlatmaya çalışacağım. Yani yarının upside'da muazzam bir şey söylemesi zor. Çünkü 3-4 gündür fiyatlayarak getirdik. Zaten Eylül ayında ve Ağustos ayındaki düşüşleri göğüsledik geldi. Yarın böyle süper yüksek bir şey ne söylerlerse olur bilmiyorum. Benim bir yani bulamadım bugün bayağı kafa yormama rağmen. Bu durumda yani yukarı doğru biraz daha sıkıntı var. Aşağı doğru bazı sıkıntılar var ama mesela projeksiyon tablosunda sırf yarınki indirimi değil de bundan sonraki indirimlerde buna uygun, şu beklentiye uygun bir şey söylemezlerse sıkıntı olur. Powell konuşma sırasında resesyon işareti verirse sıkıntı olur. Yani sıkıntı yaratabilecek şeylerin sayısı sıkıntı yaratmayacak şeylerden daha fazla kısa vadede düşünüyorsanız diye tahmin ediyorum. Yatım tavsiyesi değil yanılabilirim. Sadece siz de düşünün yani. Ben de zihnimi yormaya çalışıyorum bütün veriler çerçevesinde. İkinci mesele Eylül'deyiz. Eylül ayında ilk hafta bu kadar kötü geçip de Eylül ayını pozitif kapattığımız hiçbir dönem olmamış. Okay? Yani bunlar tabii geçmiş istatistiği. Gelecek böyle olmayabilir. Bir de tekrar söylüyorum bu yıl Eylül çok fazla şeyin olduğu bir Eylül'deyiz. Yani hem seçim hem FED. Bu da garantisi yok ama hani istatistikleri sevenler var aranızda ve hani bunların hep böyle doğru çıkacağı inanan var. Öyle değil borsalar ama hani burada biraz istatistik sert. Yani bakın ilk istatistik ilk 10 şeyi söylüyor. Yani en kötü 10 Eylül açılışındaki bu yılın ilk haftası yanılmıyorsam en kötü 4. Eylül falan tarihteki. Eylül'ün ilk haftası kötü gitmişse piyasa hiç zaman pozitif kapatmamış. Hatta ilk 20'ye bakmışlar bu fan satımı çalışması. İlk 20 en düşük Eylül ilk haftasının hiçbirinde iş pozitif bitmemiş arkadaşlar. Böyle bir kötü bir istatistiğimiz var. Hep mutlaka ne yüksek bitmiş. Bayağı da işte bazıları daha hafif. -1.9'lar, -6.8'ler. Şurada bir tane kabus var. Gerçi 1931 ama -29 civarı. Böyle Eylül ayının bu mevsimselliği kıl tüy bir iş. Yani ikinci riskimiz bu. Bir, zaten bir sürü şey fiyatlanmış olabileceğini düşünüyorum. İki, Eylül ayı biraz kıl tüy bir ay. Teknik olarak baktığımızda ben şimdi bir teknisyen değilim diyorsunuz ama hani temel şeylere bakmayı seviyorum. Yani orada da şöyle bir S&P 500'ü biraz daha kafam rahat da daha az biraz sıkıntı görüyorum. S&P 500'deki sıkıntı şu. Zirveyi yani Temmuz zirvesini hala yakalayamadık ve oraya doğru her gelişimizi satışla karşılıyor piyasa. Demek burayı aşmak sıkıntılı bir iş. Aşacak güçte bir enerji yarın nereden gelir? Ben bulamadım. Belki de vardır. Yani öyle bir enerji gelirse yukarı doğru devam. Öyle bir enerji gelmezse
Yani bu zirveleri aşılmadığı zaman biliyorsunuz bir süre sonra o satışa dönebiliyor. Yani S&P 500'de kısa vadede böyle bir risk var diye düşünüyorum. Vadeyi uzattığımda ama yükseliş trendi aynen devam ediyor. Yani 2022'sinden başlayan trend devam ediyor. İşte ona bir Ağustos'ta trendin alt ucuna değdik. Oradan çok kuvvetli tepkiyi aldı geldi. Üste sıkışma var. Altta trend devam ediyor. Yani benim tahminim olabilecek en kötü şey belki bu trend çizgisine doğru çekilebiliriz. O kadar beklemiyorum ama en kötü o sonra bu trendden yine sekeriz diye düşünüyorum. Çünkü unutmayın. Yani bunu böyle şey anlatırken hep çok zorlanıyorum. Çünkü bizim insanımız biraz siyah beyaz bakmayı seviyor. Hocam yükselecek mi düşecek? Kısa vadeli orta vade oyun farklı olabilir. Kısa vadede yarın çok yükselmesi için ben sebep bulamadım. Düşmesi için ufak tefek sebepler var yani. Eylül ayı en büyük sebep veya beklenti. Ama uzun vadede S&P 500 bu trendi kaybetmiyorsa yükselecek ama. Niye? Çünkü şirketlerin gelirleri artacak. Yani o yüzden kısa ile ortayı ayıralım. Yani burada ortayı bir yılda koyduğumuzda benim bir yıl sonra S&P 500'ün bambaşka yerlerde olacağı konusu tahminim değişmiyor. Yatım tavsiyesi değil. S&P 500'ün bu yıl sonunda 6200'de olacağı tahminim de değişmiyor. Ama yarın ne yapar konusunda ve önümüzdeki bir ay, bir hafta ne yapar konusunda biraz daha karamsar. Nasdaq biraz daha sıkıntılı yani. Nasdaq çünkü zirvesini yaptı Temmuz'da. Ondan sonra düştü yükseldi düştü yükseldi ama böyle dikkat edersen düşen tepeler var yani sürekli aşağı doğru iniyor tepelerimiz. Pek hoş bir işaret değil. Nasdaq o yüzden biraz daha dertli kısa vade için. Uzun vadede Nasdaq'ta aslında ama işte 2023 Ekim'den başlattı. Trendi aynen devam ediyor. Bir kere değdik oraya. Bir kırmızı mum atıldı geri sekti. Çıktı. İşte Eylül'de bir daha oraya bir yaklaştık. Yine geri geldi. Yani ben orada da ana trendde bozulma görmüyorum. Bir sıkıntımız daha var ama o da son sıkıntı. Japonya Merkez Bankası. Cuma günü de Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı geliyor. Ve Perşembe toplantıya giriyorlar. İşte Fed bugün toplantıda yarın açıklayacak. Bu namussuz Japonlar da Perşembe günü Cuma açıklayacaklar. Ve yani bir artış ihtimali yok değil. Var. Şimdi Fed'in faizi 50 bas puan indirmesiyle 5-5-25 aralığından 4-75-5 aralığına ineceğiz biz. Bu taraf ise 25'ten 50'ye taşıyabilir. Böyle bir ihtimal var. Bu da faiz aralıklarının daralması neden oluyor. O da Amerikan dolarının Japon yenine karşı değer kaybetmesi neden oluyor. İşte carry trade tekrarlayabilir mi? Bugün yine bununla ilgili valla 4 tane rapor okudum. Hiçbir rapor sonuçta net bir kanaata ulaşamıyor carry trade'deki. Tamamen bitmediğine herkesin fikir. Fakat çoğu o ilk etkinin atlatıldığını yani bunun bugünden itibaren fiyatlanarak dengelenebileceğini düşünüyor. Bir de hani işin dedikodu tarafından bakacak olursak da Japonya Merkez Bankası bu işi Amerikan Merkez Bankası'ndan sonraya tesadüfen bırakmıyor. Yani bunların zamanlarının planlanmasında önce Amerika ne yapacak görelim ondan sonra biz bakalım duygusu var. Eğer benim bildiğim kadarıyla hala Japonya bir Amerika eyaletidir. Japonya'da da enflasyon konusunda böyle süper büyük sıkıntılı bir şey yok. Japon Merkez Bankası'nın es geçme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ama bir riskimiz var mı? Var. Yani üst üste bu kadar çok veri akınca en azından piyasanın bir korkması riski de bu tarafta da var. Toparlayayım. Ondan sonra sorularınıza bakalım. Bütün hikaye bana diyor ki madem bir yılsa minimum. İyi şirketlerdeysen pek bir dert yok. Madem kısaysa süper dikkatli ol. Hem sektör seçiminde hem yarını nasıl yöneteceğinde. Çünkü piyasayı buradan süper yukarı doğru taşıyacak bir şey biraz sıkıntılı. Yani bulamıyorum. Çok Eylül ayı sıkıntısı hissediyorum. Fiyatlanmış olabilir bunlar diyorum. Bundan dolayı kısa vadede biraz daha sıkıntı görüyorum.